Bugün burada bulunmamızın sebebi 5-6 yıldır sürekli yapılacak diye bu tarihi İpek Yolu, Yüksekova'nın can damarı, İpek Yolu'nun orta refüji yapılacak diye, yeşillendirmesi yapılacak diye, işte ağaçlar ekilecek, ondan sonra çiçeklendirme yapılacak, yeşillendirmesi yapılacak, altyapısı yapılacak diye yıllardır yapılamadı. Bugün maalesef sizin de gördüğünüz gibi, yani bugünkü yapılan işlem gerçekten dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir işlem. Yani bu resmen halkla, milletle dalga geçilen bir işlem. Biz bunu bu şekilde yapılmasını gerçekten istemiyoruz. Yani burada ağaçların dikilmesi gerekirken, çiçeklerin dikilmesi gerekirken sadece altına branda sermek, üstüne bu kumu serip bu şekilde geçmek açıkçası kabul edilecek bir durum değil. Zaten şimdi gördüğünüz gibi kumun üzerinden geçin. Bu kum zaten insanların ayaklarıyla zaten yolun ortasına serpecek. Sağ solu yine rezil edecek. Yani bu yine bir kötü bir görüntüye neden olacak. Kötü bir kirliliğe neden olacak. Bunu yapan kimse, artık bu projeyi yapan kimse, buradan biz çağrımız şudur. Gerçekten bundan vazgeçsinler. Buna ilk önce bir ağaçlandırma yapılsın. Ondan sonra bir altyapısı yapılsın. Bu yani halkın kabul edileceği bir işlem değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce bu işlemden vazgeçilsin. Burası Yüksekova İpek Yolu, uluslararası yol. Türkiye'nin vitrini, Yüksekova'nın giriş noktası. Ve gördüğünüz gibi 5 yıldır ilçemiz bu yolda, bu çamur içerisinde. Defalarca haber yapmamıza rağmen bu yolun düzeltilmesi bir türlü düzeltilemedi. En son görüşmemiz Karayolu Bölge Müdürlüğü ile ilgili. Yolun hemen iki dönemeç kavşağının taşlandırılması ve diğer kısım ise altyapısı yapılıp yeşillendirmesini söylediler. Oysa bugün baktığımızda ise brandaları serip kumu üstüne serdiğinde bu zaten daha tehlikeli bir durumdur. Bu taşların aşağı düşmesi, insanların ayaklarıyla beraber trafiğe daha çok engel koyması. Yani bu doğru bir şey değil. Halk da buna tepkili, vatandaş buna tepkili, esnaf buna tepkili. Dolayısıyla bu çalışmadan vazgeçilmesi ve buranın yeşillendirilmesini talep ediyoruz. Burası Yüksekova'mızın vitrini sayılır. Uluslararası bir ulaşıma hizmet sağlıyor. Dolayısıyla da yıllardır bu sıkıntıları hep yaşadık. Orta refüj diye biz İpek Yolu'nun orta refüjü diye hep böyle müzdarip olduk. Ne yazık ki son zamanlarda artık biz bunları yapacağız dediler. Ama gelin görün ki bu yaptıkları çalışma resmen Yüksekova'lı halka bir hakarettir. Bir artık sizler bunlara layıksınız. Bunlardan başka hiçbir çalışma bunun bir göstergesi olamaz. Biz bu çalışmanın karayollarından esefle kındığımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü biz bunu hak etmiyoruz. Özellikle de uluslararası bir alanda hizmet veren bir alanın bu kadar bizi rezil etmelerine müsaade etmemelerini gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Burada hem Sayın Valimize, bölge müdürlerine bu çalışmalardan dolayı biz çağrı bulunmaktayız. Dolayısıyla da bu çalışmalardan bir an önce geri alınmasının. Gördüğünüz gibi burası tarihi İpek Yolu. Yani sadece Yüksekova'da bulunmayan bir yol. Orta Doğu'nun tamamına ulaşım sağlayan bir yol. Yaklaşık 5 yıldır burada peyzaj düzenlemesi adı altında bir çalışma yapılacak. Maalesef her sene önümüze farklı şeyler, farklı nedenler çıkarılıyor. Alt tarafı yani şurada yapılacak bir aylık bir çalışma. Bir peyzaj düzenlemesi yapılacak, bir yeşillendirme yapılacak, ağaç dikilecek. Ama maalesef şu an gördüğünüz gibi şu an yapılan işlemin adı bile yok. Adı bile yok. Bu dediğimiz gibi az önce başkanlarımızın da dile getirdiği gibi lütfen devletimizin ilgili kurumlarından, başta Sayın Valimizden, Sayın Kaymakamımızdan, devletimizin bütün paydaş kurumlarından bu konuda destek bekliyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu'nun tamamına giden bir yolun şu anki durumuna bakıyorsunuz, görüyorsunuz ve yapılan uygulamayı görüyorsunuz. Sizlerden ricam, sizlerin vasıtasıyla özellikle bölge müdürlüğüne buradan sesleniyorum. Bu yanlışlıktan bir an önce dönülsün ve bu konu hakkında kamuoyuna bir bilgi verilsin. Yani yapılacak çalışmalar hakkında en azından burada vatandaşa bir bilgi verilsin.
Bu konuda sizlerin vasıtasıyla umarım bir an önce bu yanlıştan tekrar dönerler. Yüksek Ova'ya yakışır şekilde bir çalışma yapılır. Teşekkür ederim. Evet, daha bonza sola amnoye toze döne. Daha bonza sola no kare döne. Boya ne bir kare. Az bu tabi cim. Dükkanı mı razildi bin, abi mi razildi bin. Amneşin ha bedeli kurun ne koy. İsa ol gütani proje geçeken, iş illendirmeye ne çeken. Gene dört çiçek. Keyfa mahat ahiretin düzgeren. Mezide de İsa inan. Ahiretin İsa gene parke taş. Her o koymakam teliye de darvaz da bit. Koymakam hep bu piçoyu kudu biliyor ne. Ge müdahale leviken orta refüji çiçek cindi bekneydi. Gene çiçek gene gül gene yeşillik.